Efendim merhabalar, mutlu pazarlar. Beyaz TV'ye Akılda Kalsın'a hoş geldiniz. Yeni bir Akılda Kalsın'la karşınızdayız ve tam bir saat boyunca gündemin öne çıkan başlıklarını, siyasetteki gelişmeleri Akılda Kalsın'da masaya yatıracağız. Elbette ki konuğumla birlikte. Bugün 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve CHP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Yılmaz Ateş bizlerle. Sayın Ateş hoş geldiniz. Hoş gördük, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii çok fazla konu başlığımız var. Hepsini de yetiştirmek istiyorum. O yüzden de hızlıca bir e, giriş yapmak isterim. Şimdi sizin e, bir açıklamanız oldu geçtiğimiz günlerde ve e, CHP'nin FETÖleştiğini söylediğiniz için partiden ihraç edilmiştiniz. Ve şimdi de yeni bir çıkışınız daha oldu ve diyorsunuz ki FETÖ'yü kastederek CHP sırtında bu kamburla yürüyemez dediniz. Neden böyle bir açıklama yapma gereği hissettiniz? Ee, çok teşekkür ederim. Ee, önce bizi evine konuk eden izleyenlerimize de iyi pazarlar evet. diliyorum. Bir hafta sonunu bizimle e, bize de bir zaman ayırdıkları için. Ayrıca bugün köy enstitülerinin kuruluş yıldönümü, Türkiye'nin aydınlanmasına önemli katkı koymuş. Köy enstitüsünü e, kuranları, yaşatanları Hı -hı. da e, saygıyla, rahmetle e, evet. anıyorum. E, şimdi e, Melisa Hanım, benim, bizim Bak bakışı şöyle... Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir devrimci geleneği var. Nedir bu devrimci gelenek? Ee, Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak, Cumhuriyet'in kuruluşundan, çok partili siyasi hayata geçişine, e, arkasından e, grevli toplu sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınmasında, arkasından 1 Mart tezkeresine hayır denmesini sağlayan, yani Türkiye'nin bölünmesini engelleyen bir anlamda Türkiye'nin sigortası olan, modern Türkiye'nin kurucusu olan bir parti. Şimdi bu partinin hayata bakışı, topluma bakışı çok farklıdır. Yani dün kurulan, efendim işte biz de bir alalım da bu hükümet sisteminden nemalanalım diyen bir parti değil Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi öncelikle Türkiye'nin sorunlarını, kendine görev edinen, ve o sorunların da bütün e, vatandaşlarımız için 85 milyon için inandığı çözüm önerileriyle Kamuoyunun karşısına çıkan bir partidir. Biz böyle baktığımız için şimdi Fetö dediğimiz örgüt nedir? Biz hı hı. kurulduğu ilk gün yani faaliyete toplumda etkin olmaya başladığı ilk günden bu yana biz demokratik layık Türkiye Cumhuriyetinin e, geleceği için iki akımı çok tehlikeli görüyoruz. Birincisi Türkiye'nin üniter yapısını kaldırıp bir etnisiteye dayalı bir yeni bir devlet yapılanmasının yolunu açacak eylemlere, söylemlere, girişimlere hep karşı olduk. Bunun bedelini de ödedik. Bunun e, yani o kadar kolay. Değil. İkinci bir olay nedir? İkinci bir olay da e, halkımızın ee, bu Aziz Mübarek e, Ramazan ayında da bulunuyoruz. Dini duygularını kullanarak dini esaslara göre bir devlet yapılanmasını, yani birden din esaslı bir devlet kurmasını amaç edinen çalışan akımlara da karşı olduk. Eğer bugün Türkiye Cumhuriyeti bu bölgede iç barışını sağlamış, e, sorunlarımız var, hayat pahalılığı var, şunlar, bütün bunları yener Türkiye. Bunlar aşılamayacak sorunlar değil. Yeter ki biz birliğimizi, bütünlüğümüzü koruyalım. Şimdi bu birliğimize ve bütünlüğümüze yönelik saldırılar olduğu zaman PKK'dan geldiği zaman da karşı olduk. Hı hı. FETÖ'den geldiği zaman da karşı olduk. Peki ben şunu sormak istiyorum o zaman size. CHP ile FETÖ arasında bir ilişki var mı şu anda? Şimdi CHP ile FETÖ Çünkü arasında... Çünkü siz böyle bir açıklama <laughs> yaptınız. FETÖ'yü kastederek CHP sırtında bu kamburla yürüyemez dediniz. Şimdi benim veya bu görüşte olan çok sayıda Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı budur. %90'ı %95'i bu olaylara böyle bakar. Bu terör örgütlerine böyle bakar. Bizim çıkıp bu televizyonlarda bunları anlatmamız e, çok teşekkür ediyorum. Açıyorsunuz ekranları e, biz de e, meramımızı anlatıyoruz. Bireysel bir sorunumuz yok. Yani devlet okullarında okuduk, devletin en iyi makamlarında görev yaptık, bu ülkemize hizmet ettik. Ama biliyoruz ki eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu ilkelerinden arındırılırsa, eğer bu ilkeleri savunamaz hale gelirse Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği de tehlikededir. O nedenle biz, o nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin e, sapmalarına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Örgütlerimiz ha bu noktadalar, örgütlerimiz de hı hı. bu noktadalar. Mesela örgütler de bundan ötürü büyük eziyet görmektedirler. Yani Güneydoğu'da örgütlerimizin yüzde doksanı kayımla yönetiliyor. Neden? Bu Bundan ötürü. Şimdi bunu FETÖ bağı var mı yok mu olayına gelince... Şimdi ben bu açıklamayı niye yaptım? Ee, örneğin e, Sayın Mahmut Övür köşesinde bir yazı yazdı. Bu, bu yazıyı kime dayanarak yazdı? 7 yıl Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığını yapmış. Hı hı. Hatta kendi özel ofisini e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tür illegal örgütlerinle yaptığı görüşmelere mekan olarak veren beyefendi söylüyor bunu. Kim bu? Ali Arif Özzeybek. 7 yıl Sayın Kılıçdaroğlu'na. Danışmanlığını yapmış birisi. Danışmanlığını yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu gidip ofisini kullanmış. Orada toplantılar yapmış. Kiminle yapmış? Mesela Sayın Arif Özzeybek kendisinin ağzından kısa bir bölümünü okuyayım. Buyurun. Diyor ki Mustafa Yeşil. Mustafa Yeşil dediğimiz FETÖ'nün bu yazarlar ve gazeteciler Vakfı'nın başkanı olan yani bir anlamda o örgütün kamuoyu sözcüsü olan medya, basınla kamuoyuna şirin gösterme uğraşı içinde olan bir örgütün başkanı. Diyor ki Mustafa Yeşil toplantının sonuna doğru yani bu Arif Bey'in bürosunda bunlar bir araya geliyorlar. Orada Arif Bey de bunların not almış. Şimdi çıktı bunları açıkladı. Diyor ki şimdi Mustafa Yeşil toplantının sonuna doğru bizden istedikleriniz veya Fethullah Gülen'e söylemek istediğiniz neler dedi. Bunu kime diyor? Sayın Kılıçdaroğlu'na diyor. Kılıçdaroğlu'nun yanıtı şu. Biz dini cemaatleri sivil toplum olarak görüyoruz. Sizinle bir sorunumuz yok dedi. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkentini bombalayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan, 250 şehidimizi alan, binlerce vatandaşımızı gazi eden bu terör örgütü nasıl sivil toplum örgütü olur? Bana bir sivil toplum örgütü gösterin ki orayı bombalasın, burayı bombalasın. Yani böyle bir sivil hı hı. toplum örgütü var mı? Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, biz sizi diyor, sivil toplum örgütü görüyoruz, sizinle... Ee, ...bir sorunumuz yok diyor. Peki kiminle sorunun var kardeşim senin? Peki yani bu cumhuriyeti kuranlarla mı sorunun var senin? Bunlarla sorun... Bunlar demokratik layık cumhuriyeti ortadan kaldırmak istiyorlar. Demokratik layık cumhuriyeti kim kurmuş? Kuruluşunda kim önder parti olmuş? Bu partinin de kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ve bu parti önderlik etmiş. Sen şimdi o koltuktan oturacaksın... Demokratik layık cumhuriyeti ortadan kaldırmayı kendine an dişmiş, hedef seçmiş bir örgütle bizim sorunumuz yok. Peki kiminle sorunu var? Şimdi akıl da veriyor. Yani bize danışmanlarının FETÖ'cü olduğunu söylüyorduk. Ben Hüküm de giymiş. Hı hı. Şimdi diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu dönüp diyor ki şeye Mustafa Yeşil'e. Diyor ki yani Fethullah, Fethullah Gülen hükümetin dış politikasının yanlış olduğunu bunun da yurtta sul, cihanda sul başlığı ile söylesin dedi. E şimdi yani bir de Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ'ye danışmanlık yapıyor. Hat Bu ne zaman olmuş? 2013 yılında olmuş. Peki ne beklentisi olabilir Sayın Kılıçdaroğlu FETÖ'den? Şimdi e, bununla da kalınmıyor. Mesela e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 5 tane danışmanı, 5 tane danışmanı bu FETÖ terör örgütü iltisaklı davalarında yargılandı, hüküm giydiler. Büyük bir bölümde içeride kaldılar. Çıktılar şimdi. Şimdi bu, bu belgeler kamuoyuna sağladı, yansıdı. Günlerce bekledim. Dedim ki ya bunu yani olamaz böyle bir şey. Böyle bir şey olamaz. Yani nasıl olur böyle? CHP'nin genel başkanı bu terör örgütüyle nasıl toplantı yapabilir? Hı hı. Şimdi aynı notlarda, aynı şimdi hiçbir ses yok. Üzerinden üzerinden yanılmıyorsam bir haftayı 10 günü aşkın bir süre evet, geçti. ikinci hafta Her der, her konuda açıklama yapan sözcüler veya grup başkan vekilleri veya Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisi bu konuda tek kelime söylemedi. Bunun üzerine bunun üzerine ben mesela bu tutanaklarda, görüşme tutanaklarında Fethullah Gülen diyormuş ki hı hı. yani Sayın Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen'i arıyor. Geçmiş olsun diyecek. Ulaşamıyor. Sonra Mustafa Yeşil aynı Sayın Mahmut Ömür bunu bütün yönleriyle anlattı. Hı hı. Ben sadece çarpıcı olması açısından bir bölümünü aldım. Hı hı. Mesela orada Fethullah Gülen diyor ki biz diyor Deniz Baykal'la da bir araya gelirdik, görüşürdük, uçakta karşılaştık, sarıldık birbirimize diyor. Şimdi ben bunu Sayın Baykal'a sordum. Dedim ki yani Gülen'in iddiası şu, Sayın Mahmut Övür de bunu köşesine taşıdı. Sayın Baykal şunu söyledi bana, bunu da Sayın Mahmut Övür'e iletmemi rica etti. Ben de ilettim, Sayın Övür de birkaç gün önce köşesine yazdı. Söylediği şu Sayın Baykal'ım. Uçakta bir, bir, defa uçakta karşılaştık. Sarılma marılma olmadı. Nezaket gereği el sıkıştık. Ama onun dışında ne bir görüşmem, ne bir konuşmam, ne de bir araya gelmem oldu. Şimdi Sayın Baykal bunu söyledi. Açıklaması bu yönde. Bu, bu. Peki yani siz... Ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu böylesine ciddi bir iddia karşısında nasıl susar? Yani bu susma kabullenmek demektir. Peki siz e, Sayın Baykal'a e, bu kaset kumpasının FETÖ tarafından e, yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Hanımefendi yapıldığını düşünme değil. Hı hı. Şimdi bakın bu kaset e, 6 Mayıs e, Cuma, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gün hı hı. E, yayınlandı, gece yayınlandı. E, ben Cuma günü o, o arada Sayın Baykal'a bir e, suikast ihbarı alınmıştı Onu önce bir başka arkadaşımız Partide bir e, inceleme için e, Görevlendirildi daha kendisi Kendi isteğiyle F Fakat aradan 15 gün geçtiği halde Bir sonuç alınamayınca Bu sefer bana Ben o görevi aldım e, Bu Perşembeyi Cuma'ya bağlayan bir gün O günün emniyet genel müdürünü Aradım e, randevu aldım Gittim ya Sayın Baykal'a bir suikast yapılacakmış. Nedir bu dedim. Efendim dedi benim fazla bir bilgim yok. E kimin bilgisi olabilir nasıl olur dedim. Hı hı. Efendim dedi İstanbul Emniyet Müdürümüzün olur. Ya nasıl olur siz emniyet genel müdürsünüz. Hı hı. Söz konusu olan ana muhalefet partisinin genel başkanı. Orada belgelerde ortada diyor ki işte şu kişiye şu kişiye 750 bin dolara anlaştı. 450 bin dolarını peşin verdi 300 bin dolarında olaydan sonra verecekti. Ama sonradan bu suikastten vazgeçildi. O üstlenen hı hı. kişi vazgeçmiş. O nedenle de geri kalan alınmadı. E şimdi bu araştırılmaz mı hanımefendi? Ee, bunu araştırmak üzere emniyet genel Müdürlüğü'ne gittim. Dedi ki hayır işte bende bilgi yok. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile görüşün. O zaman talimat verin dedim. Bugün görüşeyim dedim. Efendim görüşür falan dedi. Ben çıktım işte aradım. Eee bana söylediği emniyet müdürünün İstanbul evi Perşembe günü akşam arıyorum öğleden sonra saat 18-18.30 olayla. Bana salı günde randevu veriyor. Hı hı. Ben mümkün değil dedim. Bugün hemen geliyorum. Sonunda biz cuma günü saat 23.30'da İstanbul Emniyet Müdürü Vatan Caddesi'ndeki yerinde bir araya gelme üzerinde ancak anlaşabildik. Ben gittim kendisini baktım. O da çok lakayt. İki tane yardımcısıyla geldi. Kendisi ve iki yardımcısı da dahil FETÖ'dan gözaltına alındılar. Biri kaçak herhalde. Şimdi nedir bu olay? Onda da fazla bir bilgi olmadığını gördüm. O arada benim bu sıkıştırmam üzerine bu Perşembe akşamı 18 1830 dolayında oldu. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece saat 13 dolayında Sayın Baykal'ın bu kaseti yayınlandı. Şimdi bunun üzerine ben İstanbul Emniyet Müdürü'ne de gittim. Bu lakayt durumu görünce Emniyet Genel Müdürü lakayt. Hı hı. İstanbul Emniyet Müdürü yardımcıları lakayt. Ertesi gün cumartesi günü Sayın Önder Sav ve birçok üyesi ile beraber biz CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı yaptık. O o basın toplantısında Sayın Önder Sav e, bu kaset olayına hiç değinmedi. Gazetecilerin sorusu üzerine ben şunu söyledim. Dedim ki bakın bu Cumartesi günü oluyor. Dedim ki bu yaptığım araştırmalar, incelemeler, olayın boyutuna baktığım zaman boz o zaman fetbi örgütlenme diyorduk. Hı hı. Bu fet örgütlenmenin işidir dedim. Şimdi bunun benim bu açıklamam o tarihteki basın organlarında da var. Çantamda da bulabilirim. Hı hı. Milliyet gazetesinin haberler haberler.com sitesinde de var bunu ben ta ilk günden bu işin bir FETÖ terör örgütü işi olduğunu söyledim. Bugün de zaten bugün ortaya çıkan belgelerde bu işin eee FETÖ yani FETÖ terör örgütünün işi olduğunu. Niye FETÖ terör örgütünün işi? Hı hı. Çünkü FETÖ terör örgütüne baktığımız zaman öyle ya çok basit bir örgütlenme gibi görmemek lazım. FETÖ terör örgütü demek Mossad'dır, Siyadır, Amerika'dır. Yani okyanus ötesi küresel güçlerin Türkiye'nin içine soktuğu tarif kalıbıdır. Hı hı. Beşinci kol tarih kalıbı. Şimdi buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yetkilisi nasıl bunun böyle bir davranış içine girebilir? Bu nasıl duymazlıktan gelinebilir? Bunun üzerine nasıl oturulur? Nasıl oturulur bunun üzerine? Niye açıklama yapmıyorlar? Açıklama yapmama kabullenmek demektir. Yani gün gelecek bunlar toplumun yüzüne çıkamayacaklar. Peki şimdi böyle bir operasyon düzenleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Niye düzenleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu operasyon? 1 Mart tezkeresine hayır diyerek Türkiye'nin bölünmesini engellediği için bunlar geliyor başına. Peki ee, şimdi Deniz Baykal istifa ederken e, Fethullah Gülen'in geçmiş olsun mesajını e, paylaşmıştı. Daha sonrasında kendisiyle bu konuyu görüştünüz mü Sayın Baykal? Sayın ba e, Baykal'la. Ben bu e, görüşümü Sayın Baykal'la da paylaştım. Hı hı. Onun bana itirazı yok. E, o da Sayın Baykal'ın görüşü. Ama hı hı. ben şuna inanıyorum. Sayın Baykal e, bir sefer e, samimi bir insan. Hı hı. Eğer bir kişi kendisi bir beyanda bulunursa onu esas kabul eden bir anlayışı var. Ama halen o görüşte midir bilmiyorum ama olacağını da sanmıyorum. Ya e siz o zaman e, görüşünüzü belli ettiniz Tabii, sayın ilk günde, Hı -hı. i̇lk günde. ilk günde. Mesela benim bu görüşüm sadece Fethullah terör örgütüne yönelik Hı -hı. değil ki. Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladığı gün Hı -hı. onlar da arşivde var. CNN'de de kanal D'de e, de, de var. Ben bunun Hı -hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine konan bir tarif kalıbı olduğunu söyledim. Çünkü gelişi, hazırlanışı ortaya konuşu belli. Yani bir takım bilgilerim de var. Hı hı. Belli. Hangi çevrelerden hazırlandı? Yani uzağa gitmeye gerek yok. 2008'de Amerika'nın o günkü Ankara Büyükelçisi kendi dışişleri bakanı Hillary Clinton'a telgraf geçiyor. Hı hı. Diyor ki Deniz Baykal'ın güçlü liderliği Türkiye'de her şeye hakim olduğunu e, sanılan derin devleti işlevsiz hale getirdi. Baykal gönderilir, yerine makul biri getirilirse, hı hı. yerine makul biri getirilirse Tayyip Erdoğan'a sıraklı kuvvetler veya yargı yoluyla yapacağımız baskıdan, yaptırımlardan daha etkili oluruz diyor. Ya, e ve hı hı. Clinton, Bayan Clinton da 1 Ocak hı hı. 2009 tarihinde cevap veriyor. Diyor ki şimdi Kılıç, gene Baykal'ın karşısında aday olanlar geçmişteki adaylardan ne farkı var? Bunlar dışarıdan destek görüyorlar mı? Nasıl görüyorlar? Hı, hı. Kılıçdaroğlu'ndan baş, Deniz Bey Kılıçdaroğlu'nun popülaritesine karşı kendisini nasıl koruyor? Herhalde daha tam yani Edeceği hizmetten tam emin olamadıkları için acaba daha kullanışlı birini bulabilir miyiz diye başka birilerde var mı diye soruyor. Bunu Sayın Onur Öğmen hı hı. kitabında yazdı. Ben şunu da sormak istiyorum. nereden yazdı? Vekillik belgelerinden yazdı. Arkasından bunu tamamen Silikort Endüstri'nin raporu var. Aynen diyor hı hı. ki Baykal istifa ettirilir. Kılıçdaroğlu genel başkan yapılır. CHP'nin politikaları değiştirilir. Hı hı. Konuşacağız herhalde politikaları. politikaları. Evet. Değiştirilir. Batılı Sosyal Demokrat Partileri de destek olur diyor. Evet ben... Şimdi daha ne, ne ne anlatacağız biz? Ben ama şunu da sormak istiyorum. Belki bu soruya cevap vermezsiniz ama yine de sormak isterim. Önder Sav'ın da e, bu komplonun içerisinde olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gitmesindeki süreçte çok destek veren isimlerden biriydi Önder Sav'da. Var mı böyle bir düşünceniz? Tabii belki cevap vermek istemeyebilirsiniz ama ben yine de sormak e isterim. Yani bilemiyorum e, ama ihtiraslarına e, yenildi diye düşünüyorum Önder Bey İhtiraslarına. Evet. Biraz açabilir misiniz peki bunu? E, yani e, kimseye de haksızlık etmek istemem. Hı, hı. E, Önder Bey ile biz uzun süre beraber çalıştık. E, belki de ikinci defa siyasete girmesine vesile olanlardan gireyim. E, o nedenle de bir haksızlık e, etmek istemem. Yanlış yaptığı ortada. Ha, çok yanlış yaptı. Sanırım pişmandırdı. Peki. E, şimdi devam edelim dilerseniz. Sizin yine açıklamanız e, aynı açıklamanızda. Diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa uzanmasının küresel güçlerin desteğiyle sağlandığını belgelerinin kamuoyuna yansıdığını ...söylediniz. Nedir bu belgeler? Az önce söyledim. Az önce Wikileaks belgeleri ortada. Silkort Enstitüsü'nün raporu... ...ıslak imzalı. Onları hı, hı. Daha bundan büyük belge olur mu? Artı... ...şimdi zaten... E, e, ...muhalefeti... ...şökerten... Hı hı. ...etkisiz kılan... ...Biden'in açıklaması. Şimdi Biden... E, ...daha aday adayı iken aday adayken hı hı. şu açıklamayı yaptı. Dedi ki e, biz Türkiye'de artık iktidarı darbeyle değil seçimle, seçimle. değiştireceğiz. E, muhalefete açık destek vereceğiz. Bu Erdoğan'ı göndereceğiz. Hı hı. Çünkü bu Erdoğan Doğu Akdeniz'de Amerika'nın ulusal çıkarlarına aykırı hareket ediyor dedi. Şimdi Dikkat edin, dikkat edin. Mesela muhalefet Amerika hiçbir şey söylemiyor. Ukrayna Rusya savaşı başladı. <laughs> Millet ittifakının iki ana unsur partisi liderlerinin açıklamasına bakın. Aman o ne gürleme. Bu S-400'leri çöpe atın, artık çıkarım. Bu, bunu de devreden diyecek kadar gözü karardı. E, bu Rusya'ya haddini bildirmek gerekir diye Sayın Akşener'in açıklaması var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Şimdi bu daha nasıl arıyoruz? belge arıyoruz? Belgeler ortada. Yani bu aslında söylemler de bunu bu durumu tasdikliyor diyorsunuz. Bu tarz söylemlerde yapılıyor. Şimdi Hanımefendi bakın mesela Amerika Amerika 10 bin, 11 bin kilometre öteden geldi, Irak'ı tarımar etti. Hı hı. Neydi gerekçesi? Efendim orada e, şey kimyasal silahlar var, bölgeye ve e, zarar verir, Amerika'ya zarar verir diye hı hı. geldi işgal etti. Bak halen tarımar olmuş Irak, üçe bölünüyor, ya yani bir bölüm gitti. E, şimdi Suriye'ye aynı gerekçeyle geldiler. Çöktüler Suriye'nin te tepesine. Rusya diğer taraftan geldi. Şimdi dikkat edin. Muhalefet partilerinden. Hepsini sıralayalım. <laughs> en küçüğünden başlayalım. Veya yani sıralamaya küçük de demeyelim, haksızlık etmeyelim. Şimdi CHP Genel Başkanı mesela Amerikan e, şeyde Irak'ta ne işi var diye biliyor mu? Suriye'de ne işi var diye biliyor mu? Amerikan'ın Afganistan'ı niye bu hale getirdi diye biliyor mu? ...Pakistan'da niye bu hale getirdi diyebiliyor mu... Ee, <laughs> ...Kazakistan'ı niye kana buluyor diyebiliyor mu... ...Suriye'de ne işi var diyebiliyor mu... ...Suriye'de ne işi var Amerika'ya diyemeyenler... ...Türkiye'nin Suriye'de ne işi var diyorlar... ...bu daha nasıl olacak ya... Evet. Bu, ...bu nasıl olacak... ...bunu yani Türkiye'de... E, ...sorunlar, demokratik sorunlar, demokrasi sorunumuz var... İşsizliğimiz var, yoksulluğumuz var, sanayide sorunlarımız hı hı. var. Türkiye bütün bunları yener. Yenmiştir de yenecektir de. Ama Türkiye'de Ege'deki adalar işgal ediliyor. Hiçler sesini çıkarmıyor. Muhalefet niye çıkarmıyor? Niye bir gün gündeme getirmiyor? Bu muhalefetin Genel Başkan Yardımcısı şimdi baş Danışmanı olan Ünal Çeviköz'ün bizim milletvekillerine gönderdiği genelge var. Diyor ki: "Ege'de adı konmamış olan kara parçacıklar ve adacıklar Yunanistan'dır o konuda soru önergesi vermeyin. Yazılı açıklama da yapmayın diyor. Peki bu kime hizmet? Bu kime hizmet? Bizim öteden beri Akdeniz'de eee e, <laughs> Kıbrıs'ta şimdi siz evet kime hizmet demişken aslında şunu da sormak isterim size e, Altılı İttifak'ın hazırladığı program partilerin yetkileri yetkili organlarının onayına sunulmadan Türkiye kamuoyuna açıklanmadan Kılıçdaroğlu tarafından yabancı bir ülkenin büyük elçisinin onayına sunulması kabul edilemez demişti Sayın Süleyman Soylu. Siz de bu söylemden e, aynı şekilde bir açıklamada bulundunuz. E, ya bu söylediğiniz doğruysa CHP kimler yönetiyor Sayın Ateş? Şimdi hanımefendi benim söylediğim Sayın Süleyman Soylu kim? İçişleri Bakanımız. Bu devletin, bu ülkenin İçişleri Bakanı. Lafora beri yere diye bir söz söylemez. Hı hı. Elinde yani diyor ki kardeşim bu e, altın ittifak kamuoyuna açıkladığı o programı kamuoyuna açıklamadan önce CHP Genel Merkezi'ndeki bir emekli büyük elçi kanalıyla bir Avrupa Birliği ülkesinin büyük elçisine gönderdi. Tamam. Şimdi bu büyükelçi kim? Şimdi bakın bu büyük elçi kim? Ünal Çeviköz. Peki aradan süre geçti. CHP Genel Merkezi'nde yine ses yok. Gazeteciler ısrar edince şimdi yani böyle bir şey olabilir mi ya? Sözcü de Sayın Kılıçdaroğlu da geçen günü katıldığı bir televizyon programında bunu ispatlamaz olursa şerefsizdirler, namussuzdur. Ya rica ederim böyle bir söylem CHP Genel Başkanının veya CHP sözcülerinin söylemi olamaz. Şimdi mesela Fethullah Gülen bir da bulundu. Hı hı. Sayın Baykal dedi ki kardeşim ben uçakta karşılaştım. Onun dışında görüşmem olmamıştır diye kamuoyuna açıklama yaptı. Şimdi o zaman Fethullah Gülen tıpkı her şeyden Kırsal'la yaptığı toplantı tıları Baykal'a dedi Onun belgesini açıklar. Şimdi burada işte bu burada, doğruysa CHP'yi ki, kim yönetiyor? Şimdi sorusu e, so, sorun şu. Mesela bu işin muhatabı kim? Ünal Çeviköz. Sayın Kılıçdaroğlu değil mi? Türkiye Gazetesi'nden Fuat Uğur bu iddiayı Ünal Çeviköz'e sordu. Kendi köşesinde de yayınladı. Burada da var. Köşesinde yayınladı. Ünal Bey e, internet üzerinden arıyor. Soru soruyor. Diyor ki Böyle böyle bu Altın ittifakın hazırladığı e, ve kamuoyuna açıklanan bu bildiriyi, bu açıklamayı, programı siz daha kamuoyuna açıklanmadan bir Avrupa Birliği büyükelçisine götürdüğünüz ve oranın da redaksiyondan geç, geçirdiğiniz söyleniyor. Ne diyorsunuz diye. Böyle bir iddiayı ilk defa sizden duyuyorum diyor. Yunal Bey. Peki diyor görüşmediğinizi yazabilir miyim? Hayır onu yazmayın. Peki bu nedir hanımefendi? Bu nedir? Yani şimdi CHP Genel Başkanı veya Sözcü ya efendim işte bu ispatlamayan şerefsizdir. Hay çık de ki bu, bunun yolu var. Hiç hakarete gerek yok. Seviyeyi düşünmeye de gerek yok. Ben böyle bir görüşme yapmadım kardeşim. Dersin o zaman Sayın Soylu'nun veya devletin elinde varsa kaydı o açıklar. Ha, açıklayamazsa bu iddiayı ortaya öne sürenler mahcup olur benim de bütün şeyim böyle bir anlayış hanımefendi mandacı bir anlayıştır Cumhuriyet Halk Partisi bunu kabul edemez Türkiye bunu kabul edemez Türkiye'nin yarını için iktidara yola çıkanlar bu kamburla bu yükle bırakın iktidara yürümeyi iki adım atamazlar bu kamuoyuna böyle susarak üstüne yatarak bunu geçiştiremezler böyle bir anlayışla Türkiye temsil edebilir mi? Ne demek oluyor? Yani bir kamuoyuna şey açıklanacak. Onun içinde hı hı. bir bir Avrupa Birliği büyükelçisinin onayına sunulacak. Hı hı. Ondan onay aldığından sonra bu milletin bilgisine sunulacak. Oysa bunun yolu yoldan mı şudur hanımefendi? Buyurun. Hepimiz bu görevleri yaptık. Önce böyle bir belge hazırlanmışsa kendi hı hı. parti yetkili organı nedir? Merkez Yönetim Kurulu'dur. Aslı parti meclisidir. Hadi parti meclisini toplayamadın. Anladım. Ama Merkez Yönetim Kurulu'nda önce görüşülür. Redaksiyon yapılacaksa orada yapılır. Ondan sonra da sözcüye bunu açıklama görevi verilir. Diğer siyasi partiler de bunu öyle yaparlar. Yapmak durumdadırlar. E bunu yapmadan e önce çıkıp açıklama yaparlar Hayır kardeşim böyle bir görüşme olmadı. Hepsi bu kadar. Net açıklamalar yapılmalıdır diyorsunuz. Peki ben e, devam edelim dilerseniz. Çünkü çok konu başlığımız var. Hepsini de yetiştirmek istiyorum. Çok soracak sorumuz var size. Şimdi bir de adaylık tartışması devam ediyor. Biliyorsunuz ki Millet İttifakı'nda. Şimdi e, Millet İttifakı Cumhurbaşkanlığı adaylığına sağ tandanslı bir isim koyarsa e, CHP seçmeni buna nasıl bakar? Şimdi bu, bu adaylar, bu adaylar. Partilerin Programına göre belirlenir Partilerin dünya görüşüne göre Belirlenir Yani hiçbir parti Ya bir hikaye anlatılır iki il içerisinde Biri Allah-u Teala'nın huzuruna Çıkılacaksın demişler Çıkaracağız seni Bir isteğin nedir diye Demiş ki benim bir gözümü Kör etsin Niye demişler Hani karşındakine ne istersen kendine ne istersen karşındakine de onun iki katını verecek demişler. Deyince benim bir gözüm kör esin demiş. Niye demiş? E karşımdakinin de iki gözü kör olacak ya demiş. Şimdi bu mantıkla siyaset olmaz. Siyasi partiler Türkiye'nin sorunları üzerinde önce bir Türkiye'nin sorunlarına nasıl gördüklerini, onu nasıl çözeceklerini ortaya koyarlar. Onu da kamuoyuna açıklarlar. Şimdi bu programı da en iyi hayata geçirecek olan kişi genel başkandır. Çünkü artık günümüzün bu yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kişi tek başına bir yürütme organı, bir yürütme kurumu. Bakanları o atıyor, bakanların güven oyunu sorunu yok ama cumhurbaşkanı isterse anında alıyor. Hiçbir makama hesap verme, onay alma konumunda değil. Şimdi o nedenle de partilerin önce programlarını açıklamaları lazım. Bunu kamuoyuna sunmaları lazım. Kamuoyunu ikna etmeleri lazım. E Bunu da bizim genel başkan veya parti der ki şununla yaparız. Hı hı. Peki ama sağ tandanslı bir isim koyarsa yani işte ee, CHP seçmeni buna nasıl bakacak? Aslında tam net soru bu. Ş -ş Şimdi hı hı. hanımefendi ee, sağ tandanslı ee, dan kasıt hı hı. yani ülkeyi mi yönetmek? Hı hı. yoksa hı. mesela Cumhurbaşkanı e, e, sağtandan olduktan sonra sayın e, Cumhurbaşkanı var. Mesela ama şunu Muhafazakar, söyleyeyim. Ki, liberal, sadece hı hı. E, kendi geleneğinden gelen birisi dün, aynı gelenekten gelen birini hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi niye aday gösteriyor? Mesela dün e, Mehmet Sevigen katıldı televizyon programında. E, Millet İttifakı'nın adayı Abdullah Gül olacak dedi. Ben böyle düşünüyorum dedi. Böyle bir iddia ortaya attı. Ona istinaden soruyorum. Sizce mesela Abdullah Gül e, Millet İttifakı'nın adayı olabilir mi? Şimdi 2014'te mesela e, ya önce seviyen tabi siyasi kulisleri iyi izleyen, takip eden, e, CHP'yi de çok iyi bilen, Türkiye siyasetinde iyi bilen bir arkadaşımız. E, daha önceki Kemal Bey'in siciline baktığımız zaman, Tabii bu tereddütleri yaşıyoruz hepimiz. Etmelete insan ol nereden çıktı CHP'nin ne ilgisi var. CHP'nin adayı diye getirildi kondu. 2018'de Abdullah Gül de Abdullah Gül dendi ama Abdullah Gül sağlamcı olduğu için Meral Hanım da adaylığını açıkladığı için sonradan aday olmadı. CHP'de de o nedenle göstermedi. Eğer Sayın Gül yani Meral Hanım'ın adayı olmasaydı yine CHP'nin adayı o olacaktı. Şimdi baktığınız zaman bu değerler sistemine baktığınız zaman ortaya böyle bir Sayın Gül veya Gül profilinde biri çıkıyor. Bir evet, işte ona dış, istinaden. Dış, dış güçlere karşı mesela dış güçler beğenecekler, takdir edecekler. İşte onaysın istinaden soruyorum. Ee, Abdullah Gül ismi e, karar verildi diyelim. CHP seçmeni sizce Sayın Gül'e e, nasıl bakar? Ee, onu bakmaz, oy da vermez. Yani Sayın Abdullah Gülün şahsıyla ilgisi hı hı. yok bu işin. Herhangi bir başka bir Sağ tandanslı olduktan sonra e var zaten farklı. Ne yapacaksınız kardeşim? Yani şimdi ne ne olacak? Şimdi Allah aşkına yani dü düne kadar Sayın Erdoğan için sen ölmeden ben ölürüm diyenler yollarımız ben daha büyük dava uğruna ayrılıyorum bu görevimden hiçbir güç hiçbir makam hiçbir mevki beni bu davadan ayıramaz. Sayın Erdoğan'ın ailesi benim ailemdir. Onun davası benim davamdır diyenler şimdi nasıl oluyor da e, bir başka aday arayışındalar? N nasıl oluyor? Yani bunu bakın düşünce özgürlüğü çok e, önemlidir. E, çok saygıdeğer bir <laughs> kavramdır. Ama bunun yanında bir de düşünce namusu denen bir kavram da var. Düşünce özgürlüğü kadar insanlar düşünce namusunu da savunmak durumdadırlar. Hı hı. Yani dün öyle dedim, kusura bakmayın. Bugün de böyleyim diyemezler. Derlerse gerekçelerini ortaya koymak durumdadırlar. Şimdi bakın Türkiye'deki bu ekonomik dar vesaire falan niye? Dış e, şabalı, ithal ikameli bir e, ekonomik sistemimiz var. Bu sistem karşı eğer biz karşı tavır alamazsak hanımefendi siz de gelseniz manzara bu olur. Ben de gelsem manzara bu olur. Bir başkası da gelse manzara bu. Önemli olan Türkiye'de bu siyasi bu iktidarın alternatifi yerli milli tıpkı Cumhuriyet'in kurulduğu ilk 1923 yılında benimsenen bağımsız ekonomik politikanın Türkiye'ye ikame edilmesidir. Ama bugüne kadar 1923 ile 38'i <laughs> çıkardığımız zaman dışa bağımlı olmadan, dış krediye bağımlı olmadan, para ödenmeden bağımsız iki tane proje vardır. O projede biri e, Seydişehir'deki alüminyum tesisleridir. <laughs> Diğeri de İskenderun'daki demir çeliktir. Bu iki projede Sayın Süleyman Demirel'in projeleridir. Amerika sorun çıkarınca Amerika e, kaynak önce veririm diyor sonra kesince Demirel de Rusya'ya gidiyor, Rusya ile görüşmeler yapıyor ve tek kuruş Türkiye hı hı. Cumhuriyeti'nin kasasından para çıkmadan mal mukabili bu projeler oldu. Şimdi böyle proje yapabiliyor muyuz, Yapamıyoruz. Bunu, bunu muhalefet kendi ekonomik modeli olarak ortaya koyabilecek mi? Hı. Şimdi böyle bir ekonomik modeli Abdullah Gül'ün tercihi olamaz. Ali Babacan'ın tercihi olamaz. Ya Ali Babacan 8,5 milyar dolar kredi için Türkiye'nin ulusal çıkarlarını Dubai'de çöpe attı ya. Çöpe attı. Şimdi yani nasıl olacak bu? O nedenle küresel güçler bu Cumhurbaşkanı adayını belirlerken şimdi kardeşim bunu sen Türkiye'nin milli çıkarlarını savunuyor musun, savunmuyor musun? Tabii dün Ona bakarlar. Sayın Sevigen'in açıklama o yöndeydi. Hani Abdullah Gül olabilir. Ben öyle düşünüyorum dedi. Sayın Sevigen hatta dün akşam yine açıklamalarını devam ederken CHP'nin Atatürk çizgisine dönmesi gerektiğini de söyledi. CHP Atatürk çizgisinde değil mi? Şimdi bakın size ne kadar çizgisinde son en güncel bir olayla örnek vereyim. Buyurun. Ee, iktidar bir siyasi partiler ve seçim yasası e, da değişiklik için bir teklif hazırladı. Hı hı. Şimdi o teklif de şu vardı, e, işte hakim vesaire falan. Ama en önemlisi, en önemlisi siyasi partiler eğer iki defa kongrelerinin tarihini ihlal etmişlerse, ihmal daha doğrusu ihmal etmişlerse, yani e, seçime giremezler diyor. Bunun anlamı şu. Diyelim ki Şubat'ta iki yılda bir yapılıyor. Şubat'ta yapılması gereken e, il, ilçe, il, büyük kurultay Mart'ta yapılmışsa veya İhtiyemiz. Temmuz'da yapılmışsa iki defa üstü olmuşsa seçime giremiyor. Şimdi CHP bunu yapmıştı. CHP ya şunu yapacaktı bu teklif kanunlaştığı an hemen örgütlerinde ilçelerde, ilde başlayarak seçim takvimini başlatması ve seçim yapılmadan önce kongrelerini yapması gerekiyordu. Şimdi CHP yerel seçimlerden bu yana hep erken seçim erken seçim diyor. 3 evet. yılı aşkın süredir. Ama kendi kongrelerinin süresi geçti yapmıyor. Neden? Neden? Çünkü yaparsa taban bu politikalara tepkili olduğu için bu yöne genel başkanı tutmaz. Bu yönetimi de tutmaz. Bunlar sadece yangından mal kaçırır gibi kongreyi yapmadan biz milletvekilliğini, Cumhurbaşkanı adayını yeniden e, paylaşalım e, modundalar. Şimdi bu teklif, bu teklif Anayasa Komisyonu'nda da aynen kabul edildi. Hükümetin bu teklifi. O arada bir grup milletvekili Diyanet Akademisi e, teklifini sundu. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Şimdi... Orada Cumhuriyet Halk Partisi şu karar aldı. Dedi ki kardeşim grubunda serbest bırakıyoruz. İsteyen Diyanet Akademisinin kurulmasına oy verebilir, isteyen vermez dedi. Cumhuriyet Halk Partili Milli Eğitim Komisyonundaki altı milletvekili günlerce çalışmışlar belli. Hı hı. Çok ciddi bir karşı muhalefet yası şerri koymuşlar. O komisyon görüşmelerinde de Böyle uncuğunu, cüncünü dökmüşler. Bu teklifin akademinin bir anayasaya aykırı olduğunu, eğitim birlikliğine aykırı olduğunu, laikliğe aykırı olduğunu bütün detaylarla ortaya koymuşlar. Fakat şimdi genel kurula geldi. Genel kurula geldi. Bir baktık o komisyonda can rast bir şekilde mücadele eden milletvekilleri genel kurula girmediler. Alınmadılar. 22 22 tane CHP'li milletvekili de oy verdi. Şimdi araştırdım bu nasıl oldu? Şimdi bu seçim yasası <laughs> ve siyasi partiler yasası Meclis Genel Kurulu'nda değiştirildi. Kongre zorunluluğu kaldırıldı. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi de Milli Eğitim Komisyonundaki muhalefetini sürdürmedi. <laughs> 22 tane milletvekilini oy verdi. Peki nasıl oldu dedim bu? Yani adam komisyonunda karşı oy kullanmış. Gerekçesini ortaya koymuş kayıtlarda. Peki bu nasıl oldu? Milletvekillerini belirliyorlar. Diyorlar ki Melisa Hanım siz buna olumlu oy vereceksiniz. Milletvekili diyor ki Hayır, ben vermem. Bizim partinin ilkelerine de aykırı, laiklik ilkesine de aykırı, cumhuriyetin temel değerlerine de aykırı ben buna oy vermem diyor. Ne diyorlar biliyor musunuz? Genel Başkanın talimatıdır diyorlar. Oylı. Evet. O 22 kişi öyle oy kullanıyor. Şimdi peki bu nasıl iştir ya? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bu iktidarı laikliğe, Atatürk ilkelerine aykırı görüyorsa faaliyetlerini. Peki bu kanuna nasıl evet dedi ya? Nasıl evet dedi? Neyin karşılığında? Kongre'yi kurtarmak için buna evet mi dediler? Ne kulisler döndü. Neyin karşılığında bu yapıldı? Siyaset ciddi bir iştir. Siz şimdi ondan sonra nasıl şey yapıyorsunuz? Buraya gelmeden bir arkadaşıma uğradım. Kars'a gitmiş. <laughs> Kendisi Ankara'da hay şeyde de hayvancılık üzerine bir tesisi var. <laughs> Köylüler perişan dedi. Ne, niye dedim? Ya hayvanlarına bakamıyorlar. Hayvan yılda 3 ton saman yiyor. Sa, samanın kilosu 3 lira. <laughs> 9 bin lira eder. Sadece saman. E zaten o hayvanı pazara götürdüğü zaman o, o paraya satamıyor. Bir de daha küsmesi var, arpası var vesaire vesaire. E, millet perişan. E, peki dedim bu şey seçimlere ilişkin ne diyor? Diyorlar ki ya perişanız ekonomi kötü ama hı, hı. E, muhalefet bu iktidardan da kötü. Niye peki? E Güvenmiyoruz ki demişler. Bunlar mı yönetecek Türkiye'yi? Yani bir Atatürk çizgisinden e, uzaklaşma vardır diyorsunuz anlattıklarınızdan anladığım. Peki o zaman şunu... Hanımefendi Atatürk'ün çizgisini bırakın. Hı hı. Kadın kontenjanından, ya bu partiye emek veren, kadın kolu genel başkanlığımızı yapan o kadar saygıdeğer hanımefendiler var ki. Birisi meclise girmedi hı hı. milletvekili olarak. Kadın kontenjanından, kotasından parti meclisine alıp genel başkan yardımcısı yaptırıp arkasında da milletvekili 3-5 dönemdir milletvekili olanlar var. Atatürk Atatürk Orman Çiftliğini kendi öz parasıyla almış. 105 bin hektar. Yani anıt kabirinin 10 katı orayı devlete bağışladı. Ama sonradan devleti yönetenler böyle bir anıt kabirin o şeyi yaptılar tesisi. Şimdi orayı Atatürk'e fazla gören, gereksiz gören, israf gören kişi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili. Atatürk'e kefere diyen bu partide milletvekili. Ben Atatürk'e niye benim atam değildir diyen bu partide yetkili organlarda bu nasıl olacak? Bu nasıl Atatürkçülük? Peki o zaman hemen şunu da sorayım size. Ee, Saadet Partisi ile CHP'nin altılı masada oturmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu iki partide taban tabana zıt iki dünya görüşüne sahip iki parti nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hanımefendi bakın mesela ben e, koalisyonlara karşı değilim. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet Partisi'nin dayandığı Milli Selamet Partisi 1973-74'lerde Koalisyon kurdular. Çok da başarılı oldular. Kıbrıs Barış Hareketi o zaman yapıldı. Hı hı. Önemli gelişmeler oldu. Başarılıydı ki, mesela Cumhuriyet Halk Partisi 1977 seçimlerinde de 42 oy aldı. Ama neydi? Cumhuriyet Halk Partisi bütün değerleriyle ortadaydı. <laughs> Milli Selamet Partisi de bütün değerlerle ortadaydı. Ama sonunda bir program hazırladılar. Dediler ki biz ülkeyi bu programa göre yönetiyoruz dediler. Ve yönettiler. Sonra CHP'nin mesela e, Doğru Yol Partisi'yle yani CHP'nin Doğru <laughs> Yol ile yaptığı koalisyon da var. Ben bunlara karşı değilim. Karşı olduğum şey şu. Ortada bir program yok. Tek bir programları var. Tek bir programları var. Erdoğan gitsin. Ya tamam gitsin. Erdoğan Nasıl geldi? Bu milletin tercihiyle geldi. Bu milletin tercihiyle de gidecektir. Bunda bir kuşku yok ki. İktidar kime baki kalmış? Nasıl? Bunu iktidardan, Erdoğan'ı gerçekten iktidardan götürmek istiyorlarsa, Türkiye'nin sorunlarına nasıl bakıyorlar? Türkiye'nin ulusal çıkarlarına nasıl bakıyorlar? Kardeşim bu ülkede teröre nasıl baktığını açıklamayan bir parti iktidara gelemez. Bir oluşum iktidara gelemez. Evet. Bölücülüğe karşı hı hı. Her türlü teröre karşı olmayan parti iktidara gelemez. Kıbrıs'ta ne düşündüğünü açıklayamayan gelemez. Birazdan onu da konuşalım o zaman. E, bu e, aslında HDP-CHP ilişkisini de konuşalım ama çok kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Bir virgül koyalım. Reklamların ardından akılda kalsın kaldığı yerden devam edecek. Efendim reklamların ardından akılda kalsın kaldığı yerden devam ediyor. CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş'i ağırlıyoruz. Ee, süremiz kısıtlı ama şu soruyu da sormak istiyorum size. CHP'nin e, HDP ile ittifak yaptığını açıkça söylememesini neye bağlıyorsunuz? Neden görüşmelerden sonra aynı karede poz vermiyorlar? Yani tek kelimeyle söylemek gerekirse samiyetsizliğine bağlıyorum. Yani bu Türk milleti her şeyi görüyor. Milletimiz her şeyi görüyor. Hı hı. Bunu yapacaksanız e, saklı gizli yapmanızın bir anlamı yok. Hı hı. Zaten birlikte hareket ettiğinizde e, belli. E, edilemez mi? Edilebilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada bir kırmızı çizgisi var. O kırmızı çizgi FETÖ terör örgütüne gösterdiğimiz tepki neyse PKK terör örgütüne de bu tepkiyi göstermemiz lazım. Bu, bu tepki gö gösterilir. E, HDP de bu terör örgütüyle ilişkilerine bir çeki düzen verirse... Şu anda Türkiye'nin yanılmıyorsam üçüncü parlamentoda veya oy oran açısından üçüncü dördüncü partisi. O nedenle şey bunu bu işi örgütleyenlerin bu işi örgütleyenlerin buna dikkat etmesi lazım. Eğer bir ilişki kuracaksanız açık olacak, şeffaf olacak. Yani genel merkezde kabul edeceksiniz, görüntü vermeyeceksiniz. Olacak bir şey midir? Yani şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Ee, o nedenle e, bu olaya öyle bakıyorum. Şimdi benim bu yaptığım eleştiriler sadece benim eleştirilerim değil. Mesela Cumhuriyet Gazetesi Türkiye Solun'da ağırlığı olan e, bir gazetedir. Benim bu eleştirilerimin daha ağırını o yazarlı e, arkadaşlarımız da yapıyor. Yönetici arkadaşlarımız da yapıyor. Bizim örgütlerimiz de yapıyor. Şimdi bizim örgütlerimiz bu eleştirileri kendi içinde yapıyorlar diyelim benim veya başka arkadaşlarımızın sahip olduğu olanaklara sahip olamadıkları için kamuoyuna sesleri yansımıyor. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri de bizim gibi eski yöneticileri de bu işgal yönetimine bir an önce son vermeden Türkiye'de demokrasinin inşa edilemeyeceğine inanıyoruz. Yani siz kendi milletvekilinizin özgürce oy kullanmasını engellerseniz, siz kongrelerinizi yapmazsanız, siz o örgütün bu politikalara olan baş kaldırısı bu tepkisini pasifize etmek için onlardan kaçırmak için Kongre'ye gitmiyorsunuz. Ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte geçmişte önemli hizmetlerde bulunmuş olan arkadaşlarımız da örgütlerimiz de Cumhuriyet Halk Partisinin bu ilkesiz Türkiye'nin değerlerine aykırı Cumhuriyet'in değerlerine aykırı Atatürk ilkelerine aykırı politikalarına karşı daha etkili daha görünür bir ses vereceklerine inanıyorum ben peki efendim katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz programımızın sonuna geldik tekrardan çok teşekkürler ben teşekkür ederim izleyenlere çok, de teşekkür ediyorum çok sağ olun çok teşekkür ediyorum efendim siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz Akıda Kalsın'ın bu haftalık sonuna geldik ancak haftaya pazar saat 12'yi gösterdiğinde biz yine Beyaz TV ekranlarında sizlerle olacağız programın bugünkü bölümünü Beyaz TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz abone olup takip etmeyi unutmayın ve Melisa Bağcı Instagram ve Twitter hesabı üzerinden yorumlarınızı, görüşlerinizi, sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Güzel bir hafta, güzel bir pazar geçirmeniz ümidiyle. Hoşçakalın.